Değerli izleyicilerimiz, kısa bir aradan sonra tekrar sizlerle beraberiz. Programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çocukların anne baba üzerindeki haklarından bahsediyorduk. İsim koymak, onların işte akika kurbanı kesmek, sünnet ettirmek, maddi manevi yetiştirmek ve ben burada Reşit hocamızdan devam etmek istiyorum. Çocukların maddi hakları olduğu gibi manevi olarak da hakları var. Çocuk eğitimi nasıl olmalı, kaç yaşında başlamalı, bir evde çocuğumuz ateşlense, hastalansa başını, sabaha kadar başında nöbet tutuyoruz, uyku girmiyor. Yemesini, içmesini, giyimini, kıyafetini, yazlık, kışlık vesaire her türlü iaşesini ben yemedim oğlum yesin, ben giymedim oğlum giysin diyerek anne baba bu şekilde seferber olurken bir yandan asıl manevi yönü, manevi eğitimi için neler yapılmalı? Bir tarafa ağırlık verip de diğer tarafı bırakıyor muyuz? Bu konuyla alakalı çocuk eğitimi kaç yaşında başlar hocam? Şimdi öncelikle güzel bir konuya temas ettiniz. Yani çocuklarımızın üşüdüğünü, acıktığını, susadığını, hastalandığını düşündüğümüz kadar yani bedensel ihtiyaçlarını ya da dünyalık ihtiyaçlarını, dünyada kalacakları süre için 60-70 senelik bir dünya hayatı için ne ihtiyaçları olur, ne zarar görür, neleri olması, neleri olmaması lazım bunları düşünüyoruz bir anne baba olarak. Anne baba 90 yaşına, 100 yaşına da gelse evlatlarının 50-60 yaşında tabii, da olsa tabii çocuğu 60-70 yaşında da olsa gene kendisini o yeni elindeki yeni doğmuş çocuğu gibidir. Onun ihtiyacı yani onun ah demesi babayı, anneyi incitir. O yüzden şimdi bu hassasiyet güzel. Yani evlat sevgisi, anne babanın Allah'ın kul, anne babaya verdiği, kullarına bahşettiği en büyük merhamet, şefkat örneklerinden biri. Ancak tabii bu şefkati, bu merhameti sadece dünyalık ihtiyaçları, dünyalık beklentileri için kullanmamak lazım. Ahirette, ebedi kalacağı ahireti için bu çocuğumuza ne lazım? Bak bu çocuğum namaz kılmıyor. Bu çocuğum dinden bir haber yetişiyor. Bu çocuğumun ahlakı nasıl? Arkadaş çevresi nasıl? Bunlara anne babanın yetiştirdiği çocuğuna takip etmesi, bilmesi gereken şeyler. Bunun yaşı da tabii ki eğitimin yaşı ilk başta 4 yaşında. Yani pratikteki o kitabi eğitim dediğimiz hoca-talebe ilişkisi, eğitimi alım vermesi. Tabii bunun öncesinde, sonrasında, okulda, evde, çevresinde, aile ve yakın uzak çevresinde eğitim devam eder. Yani öğretim de devam eder aynı zamanda. Ancak bildiğimiz kitabi öğrenme, alma, verme durumu 4 yaş, 4 aylıkken Osmanlı'da başlardı. Çocuğun pedagojik olarak öğrenmeye ihtiyaç duyduğu, ilgisinin, alakasının artık oluştuğu ve öğrenebilme sorumluluğuna sahip olduğu zaman dilimidir bu. Şöyle oradan itibaren başlar. Temel eğitim. 4 yaş, 4 ay, 4 günlükken temel eğitim, İslami eğitimi almaya başlar. Çocuk eğitime başlamalı. Ve öğrenim tabii bir yaşı sonu yok. Öğrenmenin sonu yok. Ölene kadar, ömür boyu öğrenmek. Hadisleri öğrenmeyi öğrenmek. Beşikten mezara kadar tabii, ilim beşikten, talep ediniz. Beşikten ilim Çin'de de olsa talep edin diyor. Sonuna kadar. Çünkü Kur'an'ın, İslam'ın sonu yok. Öğrenmenin sonu yok. Allah'ı bilmenin sonu yok. Öyle olunca ölene kadar insan her an bilgisini, tecrübesini, alakasını geliştiriyor demektir. Bunu ama tabii en başta bunu gaflet etmeden, geciktirmeden, ya şimdi çocuk ufak dokunmayalım. Şimdi 7-6 yaşına geldi, okula gidiyor, bir şey öğretmeyelim. Ortaokula başladığı zaman ya şimdi onun dersleri çok yoğun, sınavlara girecek, işte YGS'si var, bilmem nesi var, şu imtihanları var. Derken lisesi, ya lise çocuğu şu anda bir şey denmiyor. Genç delikanlı. Genç delikanlı oldu. Ne zaman diyeceğiz? Çocukluğun eğlence oyunla, gençliğin eğlenceyle geçiyor. Yaşlılığında ahlanmakla, vahlanmakla geçiyor. Ne zaman Allah'a döneceksin? Ne zaman İslam'ı yaşayacaksın? Derler adama. O yüzden anne baba çocuklarını ihmal etmemeli dini yönlü. Evet. Dünyasını ihmal etmemeli. Kardeş hocam, Mehmet hocam. Hadis-i şerif var. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Her çocuk İslam fıtratı üzere doğar. Bugün baktığımızda bizim de çocuklarımız var. Rabbim tüm evlatlarımızı hayırlı eylesin.
Evladı olmayanlara da salih saliha evlatlar nasip eylesin. Amin. Bakıyoruz evde anne veya baba namaz kılacağı zaman 1,5 yaşında, 2 yaşında ufak bebek geliyor. Sen secdeye gidiyorsun, o da secdeye gidiyor. Allahu Ekber diyorsun, o da yatıyor, o da kalkıyor. Seni taklit etmeye çalışıyor. Sen namazı gösteriyorsun, çocuk onu kapıyor. Çocuğun rol model hep üzerinde durduğumuz anne ve baba ilk rol aldığı. Tabii anne babanın da ahlaki yapısı, ibadetlere düşkünlüğü çocuklarda ayrı bir önem arz ediyor. Şimdi çocuk namazı taklit ettiği gibi babanın kötü alışkanlıklarını da, annenin kötü alışkanlıklarını da tabii ki de taklit ediyor, onu beynine kazıyor. Çocuk eğitiminde nelere dikkat etmeliyiz hocam? Bununla ilgili de bahseder miyiz? Hocam bir defa hiçbir anne baba, yani burası ben zannediyorum birçok yani abi kardeşimizin, seyircilerimizin kaybetmiş olduğu nokta. Bizlerin de defalarca kez düşmüş olduğu nokta nedir o? Çocuklara bir defa çocuk gözüyle bakmamak lazım hocam. Hele şimdikilere hiç bakmamak lazım. Şu an 3 yaşındaki, 4 yaşındaki çocuk bu akıllı telefon denen o telefonları, tabletleri rahatlıkla yani bu işlerde şeyi olmayan, meşgalesi olmayan anne babadan çok daha iyi biliyorlar, kullanabiliyorlar. Hatta yani birçok telefonda uygulama olarak şeyler vardır. Dünya çapında kullanılan bazı uygulamaları genç çocuklar hocam bunları ortaya çıkarmışlardır neticede. Yani bir defa burada özellikle dikkat etmemiz gereken konu nedir hocam? Yavrularımıza bir çocuk muamelesinde bilmez, anlamaz. Bu şekilde olayı ne yapmamak lazım? Kesinlikle yaklaşmamak lazım. Yeri geldi baba olduysak yeri geldi abi olmak lazım. Yeri geldi arkadaş olmak lazım. Çünkü her insanın sevgiyle alakalı Mevla Tarası'nı bütün insanlığa sevgi olayını koymuştur hocam. Bu sevgiyi eğer anne baba kendi üzerine çekmezse, evladının sevgisini üzerine çekmezse, yani evladıyla çocuk olmazsa, evladının seviyesine inmezse, ondan ayrı olarak bir muamele içinde yaşadığı takdirde çocuğun o sevgisi nereye kayıyor hocam? Sokağa kayıyor. Sokak arkadaşlarına kayıyor. Olmadık ortamlara bu sefer ne yapabiliyor? Kayabiliyor. Mesela yine Türkiye'mize en çok yani eksik olarak yani gördüğüm diyeyim yani belki eksik değildir ama kendim şahsen gördüğüm bir baba kendi kız evladının eğitimine hiç karışmaz. Bir anne de belli bir yaştan sonra özellikle erkek yavrusunun takibine hiç karışmaz. Sanki arada bir ayıp, işte ne bileyim bir takım şeyler varmış gibi öyle bir şey yoktur. Halbuki Allah Mevla Tarsi ne buyuruyor? Ericalu kavvamun, erkek evin reisidir. Ne demek yani? Başta eşi olmak üzere ki ayet, diğer ayet-i kerimede de ey iman edenler kendinizi, ailenizi, çoluk çocuğunuzu, yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem azabından koruyun buyuruyor. Öyleyse bir baba gerek kızı olsun gerek evladı olsun gerek ailesi olsun hem dünyalarını mamur edecek hem de ahiretlerini kurtaracak o eğitimi onlara ne yapması lazım hocam? Vermesi lazım. Mesela namaz olayı hocam orayı belki konu ufaktan kayacak ama ufaktan hani girmek istiyorum çünkü şeyle alakalı hani diyoruz ya ne zaman eğitim başlaması lazım? Hep beraber seyircimize sunalım olayı. Allah Resulü buyuruyor ki yavrularınız 7 yaşına geldiği zaman onlara namazı emredin buyuruyor. Değil mi hocam? Evet. 10 yaşına geldiği zaman hatta kılmazsa ufak ufak kaba yerlerine böyle vurun. Yani bizim o normal bildiğimiz vurma değil de vurun. Oraya şimdi pek girmek istemiyorum. Peki bir evladın 7 yaşında namaz kılabilmesi için yani bu çocuğun Allahu Ekber deyip Sübhaneke dualar Elem teradan aşağı, ne bileyim Fatiha-i Şerif'i böyle şıkır şıkır abdest okuyabilmesi için yani. abdesti bozan şeyler. Bunları çocuğun yani öğrenebilmesi için bu çocuğun ne olması lazım? Biraz önce de hocamızın ifade buyurduğu gibi Osmanlı ecdadımızın 4 yaş, 4 ay, 4 günlükken eğitime başlaması lazım ki bu yaşta uzmanlarımızın da şeyi hocam, yavruların beyninin, ufkunun açılmış olduğu bir yaş. Yani o gün olduğu zaman çocuk da bir açılış meydana geliyor. Hani affedersin işte bir bayan ne yapıyor? 9 ay bekledikten sonra doğum meydana geliyor. İşte bu yavrularda da ne oluyor hocam? 444 hani 4 yaş, 4 ay, 4 günlükken o yavrumuzun muhakemesinde özel bir açılım meydana geliyor ki çünkü bu ileride ne yapacak? Daha buluğ çağında bizim çocuk dediğimiz, muhatap almadığımız 12-13 yaşında, 14 yaşında sözüne itibar etmediğimiz yavrularımıza
Blue Chai ile beraber Hazreti Allah diyor ki sen kenara çekil. Sen bu zamana kadar vermen gerekenleri verecektin kulum diyor. Sen şimdi çekil, kulumla beni tabiri caizse baş başa bırak muamelesi başlıyor. O yüzden ne yapmak lazım? Yavrularımızı küçük olarak görmemek lazım. Eğitimle alakalı da 4 ay 4 günlükken eğitime biz verebiliyorsak bizler veremiyorsak veren kurumlara ne yapmak lazım yavrularımızı? Erbabı yerlere göndermek göndermemiz lazım. Zaten sevgili Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifi var. Evlatlarınızı kendi zamanınıza göre değil, onların zamanına göre yetiştirin. Evet. Şimdi biz özellikle bazı anne babaların böyle bir hataları, yanlışları var. Evet, orası bizim orası zamanımızda çok böyle değildi. Bizim zaman sen 30 zamanı sene gençleri böyle. 30 sene 40 sene önce doğdun, 40 şimdi, sene önce yaşadın. Laf dinletin. Ama yani şimdi teknoloji çağı, her şey imkan var. Günaha, harama, kötülüğe bulaşmak daha kolay, bir tık ötede. Gerçekten de akıllı telefonları, cihazları çocuklar büyüklerden daha iyi kullanabiliyor her şeyi. Bu zamanda gerçekten de evladımızı İslam terbiyesi üzere yetiştirmek büyük vazife, büyük önem arz ediyor. Bu konuyla ilgili de bir kıssa anlatmak istiyorum hocam, müsaade ederseniz. Bir evlat babasından bekliyor tabii, hafta içi okula gidiyor veya Kur'an kursuna gidiyor. Çocuk hafta sonu gelsin de bir cumartesi, pazar babamla annemle bir pikniğe gidelim. Tabii baba da iş güç, sabah gidiyor. Belki de çoğu baba sabah gidiyor, çocuğu uyuyor. Akşam geliyor, çocuğu uyuyor. Bazen 3 gün, 4 gün çocuğunu bile göremiyor. Pazar sabahı da bir gün akşam çocuğa diyor ki tamam oğlum diyor, pazar günü hatırlat, pikniğe gideriz diyor. Tabii sabah geliyor, çocuk unutur mu? Heyecanla kalkıyor, kapı baba diyor, kapıyı çalıyor. Hani söz vermiştin pazar günü pikniğe gideceğiz. Baba da şimdi zaten iş yorgunluğu, güç yorgunluğu, bir yandan da söz vermiş. Buradan bu söz konusuna da gireceğim. Evlada verilen söz muamelesine. Baba da söz vermiş, yapmak da lazım. Ona diyor ben bir meşgale vereyim de o onunla uğraşırken ben yatayım, uyuyayım, pazar günü dinleneyim. Gidiyor bir oğlum sen diyor okula gidiyorsun, haritayı işte coğrafyayı biliyorsun. Al diyor bak bu haritayı parçalıyor 10, 20, 30 parçaya. Sen bu haritayı birleştir diyor. Tamam diyor, sen demek ki başarılısın, o zaman pikniği hak edeceksin, hak ettin diyor. Ve odasına gidiyor, nasıl olsa diyor bugünü de kurtardık diyor, çocuk daha gelemez diyor. Bir 10 dakika sonra kapı çalıyor. Baba diyor kalk diyor, haritayı birleştirdim. Türkiye haritasını. Ve nasıl olur diyor baba hayret içinde. Geliyor odaya, bakıyor gerçekten de çocuk haritayı yapmış. Doğuyu, batıyı, güneyi, kuzeyi, ülkeyi birleştirmiş tekrar. Oğlum nasıl yaptın sen demiş, bu haritayı birleştirdin. Baba demiş sen haritanın arkasındaki resmi görmedin demiş. Haritanın arkasında insan resmi vardı. İnsanı birleştirdim. Dünya düzeldi, Türkiye i̇nsan düzeldi. Gerçekten de bu kıssadan hisseyi de baktığımızda insan düzelirse tüm dünya düzelir, tüm ülkeler düzelir. Burada anne babanın evlatlarına vermiş olduğu sözler var hocam. Evet. Özellikle bu söz konusu da çok önemli. Söz veriyorsun ama daha sonra yapmıyorsun. Hadis-i şerif var, söz verip sözünde durmayanların münafıklık alameti olduğunu. Bunun evladın üzerindeki olumsuzlukları nelerdir peki hocam? Buna da biraz değinirsek. İlk önce yani babanın sözüyle alakalı kaybedeceği en büyük nokta güven olur yani. Bir evlat babasından söz alıyor bir şeyle alakalı. İşte baba şu bana şu kalemi alır mısın? Oğlum işte yarın alacağım diyor mesela. İşte yarın oluyor. Oğlum şu zaman alacağım. Oğlum şöyle yap. Devamlı olayı yokuşa sürdüğü takdirde babanın burada en büyük kaybetmiş olduğu noktalardan bir tanesi yavrunun güvenini kaybetmiş olacak. Bir yavru da anne babasına güvenmedikten sonra daha dünyaya ilk adımlarında baba güvenini kaybettikten sonra o baba evladına ne verebilir? Hani bir de meşhur ifade hocam. Oğlum ben zaten sizin için çalışıyorum. Yok siz bizim için çalışmayın. Siz ne yapın sadece? Verilen o sözleri yerine getirin. Zaten Allah'ın izniyle ne yapar? Çocuklar zaten kendiliğinden güzelce. Hani bir de halk arasında hocam bir söz var, hep derler. Biz bunu tasvip etmiyoruz. Bu zamanda babana bile güvenmeyeceksin. Ya. Bu söz meşhur. Yani burada neyi aşılıyoruz? Bu Yahudi sözüymüş. Yahudilerin Müslümanlar üzerinde bir oyun, evladın babasına karşı güvenini bitirmek için. Bu zamanda babana bile güvenmeyeceksin. Maalesef bunu çoğu Müslüman, belki dili alışmış, ağız alışkanlığı. Birçok esnafın ağzında var hocam bu. Allah'ın neye gittiğini yani bilmeden, bu sözün nereye varacağını bilmeden maalesef bunu kullanıyoruz. O sözü aslında doğruculuk yaptığını
anlatmak için söyleniyor. Hani doğru olacaksın, işini tam yapacaksın. Hiç kimseye işte güven esaslı, duygusal boyutlu inanıp da ticaretinde işini sağlam yapmak konusunda geri durmayacaksın anlamında söylendiği söyleniyor ama aslında baktığımız zaman yani bir evlat annesine babasına güvenmeyecekse, bir baba ya da anne oğluna kızına güvenmeyecekse kime güvenecek? Yani bir evladı düşün ki erkek veya kız fark etmez. Kendisinin hayata gelmesine sebep olan, onun bütün ihtiyaçlarını gören, yemesinde, içmesinde, üstünün çamaşırında, işte bulaşığında, evinin tertibinde, temizliğinde hakkı hukuku bitmez asla sırtında taşıyıp Kabe'ye götürse, tavaf ettirirse, ödeyemeyeceği anne ve babanın hakkını ödeyemeyeceği kişilere karşı güvenmeyecekse, yani en çok üzerinde hakkı bulunan, en kutsal varlığı olan anneye babaya güvenmeyecekse, bu insan kime güvenebilir? Hiç kimseye güvenemez. O zaman güvenin olmadığı bir yerde emniyetin olması da mümkün değil. Çünkü sen bana güvenmiyorsun ki. Sen beni dost, yakın veya zararımdan emin olduğundan güvenmiyorsun de emniyetli değilsin ki ben de senden emniyet olabilir. O yüzden bu sözler kasıtlı olarak aile yapımızı bozmak için işte annesinden kopartılmış, babasından kopartılmış güvensizlikle veyahut da onlara artık inanmayarak ayrılmış bir insana el atılması, sokaklara çekilmesi, tinerci, balıcı, işte uyuşturucu madde, zararlı alışkanlıklar, içki gibi, kumar gibi, zina gibi kötü alışkanlıklara düşürülmesi, anne babanın kontrolünden çıkarılmış evlatların daha kolay. Anne karışmıyor, baba karışmıyor. Niye? Eyvallah etmiş. Yani benim sana ihtiyacım yok, sana güvenmiyorum demiş baba veya anne, oğlu, kızı için. Oğlun evlat, erkek evlat veya kız evlat da aynı şekilde ben babama güvenmiyorum muamelesi yaptığı zaman ne olacak? Ha, bu sefer o toplumu bozmak, ele geçirmek, evet, gelecek nesillerini ifsad etmek, böyle lif lif ipin urganın doğrandığı gibi, ayrıldığı gibi aile yapımızı da böyle bu gibi ifadelerle, sözlerle en zararlı bir hale getirmek için söylenen sözlerden biri. Hocam bir soru var. Antalya Manavgat'tan Emre Elmas Bey göndermiş. Manavgat'a da buradan selamlarımızı iletiyoruz. Selamünaleyküm hocam. Baba demiş sigaraya para harcarsa, evet, çocuğunun hakkını yemiş olur mu? Bu evet, bayağı bir soru geliyor bu konuyla alakalı. Ben şimdi baba tabii ki sigaraya içkiye, para harcadığı zaman, zararlı alışkanlıklar harcadığı zaman en azından o harcadığı miktar kadar evlatlarına harcamıyorsa mutlaka onların hakkını yemiş olur. Giyimini, bir kere, kuşamın, nafakasını. Yani baba ol, anne ol, evlat ol, kim olursan ol. Senin emaneten verilmiş olan o bedeni Allah'ın emanet için ve kulluk yapabilmen için, yapman için belli bir süreliğine emaneten verdiği o bedeni zarar vermen, yanlış yerlerde kullanma hakkın var mı? Yarın ahirette elimiz ayağımız bize ne yapacak? Diller susulduğu zaman, susturulduğu zaman eller konuşacak, ayaklar konuşacak. Üzerinde yapılan sevap veya günah, ibadet veya isyan neyse artık onlar şehadet edecek. Ya Rabbi, bir seccade diyecek ki ya Rabbi benim üzerimde bu kul seccade, namaz kılmıştı, secde etmişti. Ama başka bir yanlış yapıldığı zaman ya Rabbi işte bu masa işte veya bir başka masa neyse benim üzerimde içki içilmişti, kumar oynanmıştı diye ne yapacak? Şahitlikte bulunacak. Eller konuşacak, ayaklar eliyem ve nahtimu ala fahim, o gün ağızlara mühür vurulur ve tükellimuna idihim, eller konuşturulur ve teşhedü arculuhum bima kanu yeksibun, yapmış olduklarına karşılık ayaklar şahit, eller şahit tutulur, konuşturulur diyor Rabbimiz. O yüzden senin kendi bedenine zarar verme hakkın senin bir hakkın değildir. Aynı şekilde evladına da zarar vermek, evladının da nafakasını, iaşesini, ihtiyacını tutup da kendi bedenine de onların varlığına da sebep zarar olan bir konuya harcamak, zararlı alışkanlıkla harcamak kişinin işte özgür iradesiyle tercih ettiği bir alışkanlık diye geçiştirilemez. Yani işte ya bu benim alıştığım bir şey falan, basit bir şey denmez yani. O yüzden buna da dikkat edilmesi lazım. Haktır bu, kul hakkıdır. Ona
ihmal edilen şeyler nice küçük gibi gözükse de ama biriktiği zaman İleride yarın onların hesabını vermesi zor olur Allah muhafaza. Evet. Hocam eğitimi konuşmuşken çocuk kaç yaşında eğitime başlamalı bunu söyledik. 4 yaş 4 ay 4 günlükken İslami eğitime başlamalı. Anne babanın çocuğuna karşı evet. örnekliği konusunu ben araya girmek istiyorum da. Yani şimdi anne baba çocuk en küçüklükten itibaren anneyi babayı fotoğraflar. Taklit eder, takip eder. Çünkü anne baba onun en büyük, en güçlü, en bilgin, en alim dediği, hayatta ondan daha güçlü görmediği, çünkü en çok sevdiği bir varlık olduğu için her şeyden önce ilk daha yetişme büyüme çağında anneyi babayı böyle bilir. Ama bu çocuk şimdi anne babada bir takım yanlışları gördüğü zaman, yani demeyelim ki çocuğum benim niye yalan konuşuyor diyen bir anne kendi konuştuklarına bakması lazım. Ya da babasının konuştuklarına, o ailedeki yapıya bir bakması lazım. Çocuk yalana alışmışsa, çocuk küfür ediyorsa, çocuk bir takım şeylerde sıkıştığı anlarda, daraldığı anlarda aniden birilerini satıp yalana, yanlış işlere başvurabiliyorsa, o zaman onun sebeplerini anne baba kendi davranışlarında aramak zorunda. Yani sen bir telefon çaldığı zaman hanımının eline telefonu verip işte o işte ev, bizim bey telefonu evde unutmuş, şu anda evde yok. Ben gelince notunuz varsa size mesajınızı ona ulaştırırım. Neydi konu neydi falan deyip böyle geçiştirmesi ya da zil çaldığı zaman çocuğu gönderip kapıya işte baban evde mi dendiği zaman, annen evde mi dendiği zaman yok annem şu anda komşuya gitti, anneanneme gitti, babaanneme gitti. Halbuki evde komşu kabul etmeye, misafir kabul etmek istemiyor. Demiyor, diyemiyordu bunu ben kabul etmek istemiyorum. Ama böyle başından def etmek için bunu söyleyen, bu örnekliği, kötü örnekliği gösteren bir anne baba çocuğuna ne demiş oluyor? Oğlum bak, burada gördüğün örnek, şekil A'da, şekil B'de gördüğün örnekten çıkaracağın ders, senin anlayacağın ders şu. Başın sıkıştığı zaman böyle kaçamak cevaplarla yalan söylemek yalan yerine geçmez. İşte komşuyu kapıdan paketlemek böyle ifadelerle yalan sayılmaz söyleyebilirsin. Çünkü ben de söylüyorum. Bazen beyaz anlamına gelir. Çocuğun tabii çocuğun ruh dünyasında çocuk bu mesajı alır. Senin hareketinden, davranışından babam yaptığına göre işte babam yok de, toplantıda de dedittiği zaman ne olmuş oluyor? Çocuğun da yarın ufacık bir sıkışıklık, daralma anında kaçamak, yalanlara başvurup o yalanları da haram olarak, günah olarak, yalan olarak değerlendirmemesine sebep olacak. Sigara içen bir babanın oğlum sakın ha sigara içme demesi gibi yani. Namaz kılmayan bir babanın oğlum kalk namazını kılsana. Çocuğunu mesela demesi gibi. Evet. Çok meşhur bazı anne babalarda da yani ben kesinlikle katılmıyorum. Ya bu çocuk kime çekti? Yani nereye bana çekmedi işte. Bize böyle bir şey yok. Bu asla bunu bu şekilde kabul etmemek güzel lazım. Bir şey düşünmemek yapmışlar. Lazım. Şöyle dedim ama Mehmet hocam bir arkadaş anlatmıştı. Buradan da ona selam ediyoruz. Diyor ki hanımına demişler ki bu hiç sana benzemiyor diyorlar annesine. Diyor ki yani şey konusunda benzemiyor. Olsun ileride babasına benzer. Yani çok yaramaz, sana hiç benzemiyor falan diyorlar. Diyor ki ileride babasına benzer diyor. Yani burada şey şu, kötü olunca babaya benzer, iyi olursa anneye benzer, anneye çekmiştir anlamında iyiliklerin hepsi bizden, benden yana. Kötü olunca annesine çekmiştir veya babasına çekmiştir gibi suçu. Hani Efendi Hazretlerimizin bir ifadesi var. Suç samurdan kürk olsa kimse üzerine almaz. Yani orijinal kürk olsa, hani şimdi orijinal kürk meseleleri konuşuluyor ya, üzerine kimse almazdı, giymezdi dedi. Niye? Suç. Suçu ne? Sahipleneceksin. Bunun gibi anne babanın da bu konulara dikkat etmesi lazım. Yani kendi yaptığı hareket sadece kendisini bağlamıyor. Bizzat evet. O fotoğraflama meselesi. Çocuk onun her anını, her halini fotoğraflıyor, kaydediyor. Son dakikalarımız hocam.
Özellikle bu konuyu da değinmek istiyoruz. Çocuk eğitiminin başlamasını söyledik. Peki bir anne baba kaç yaşına kadar çocuğundan mesuldür? Çocuk kaç yaşında artık kendi hayatını dizayn ediyor, kendi hayatını kuruyor? Şimdi bizim Türkiye'deki kanunlara göre 18 yaşından sonra hür oluyor artık. Evet. Hür oluyor. Artık istediği gibi kaçabiliyor, gidebiliyor vesaire. Kendi. Ama İslami açıdan baktığımızda bir çocuk kaç yaşına kadar anne baba o çocuğundan mesuldür? Derviş hocamızdan biraz devam edelim. Aslında hani cevabı burada geldi hocam. Bir anne baba evladından buluğ çağına kadar sorumlu olmuş oluyor. Yani işte anne baba evladını öyle bir yetiştirmeli ki biraz önce de ifade edildiği gibi 4 yaş, 4 ay, 4 günlükken başlayacak. İşte erkeklerde ortalama 12 ile 15 yaş arası, işte kızlarda 9 ile 12, yine 15, 12, 13 yaşına kadar yavruya o donanımı vermesi lazım. Yani bu yavru ne yapacak? Artık benim elimden çıkacak, benim sorumluluğumdan çıkacak ve alemlerin Rabbi olan Mevla Teala Hazretlerinin muhatabı olacak. Mükellef olacak artık. Mükellef olacak, sorumlu olacak. Bu şuurda ne yapmak lazım? Yavrularımıza gerek özellikle dini bilgileri, dünyevi, ahlaki bilgileri ne yapmak lazım? Öğretilmesi lazım. Buluğ çağından sonra da tabii takip edilmez anlamında değil. Çünkü Allah Resulü'nün ifadesinde de biraz önce reklamdan önce geçen konuda bir baba diyor evladını işte iffet namusunu muhafaza ederek evlendirdiği zaman o babaya cennetli olmuş oluyordu hocam. Vacip oluyor. Ama özellikle buluğ çağına kadar, buluğ çağından da evleninceye kadar ne yapmak lazım? Tatlı bir şekilde çocuğu yine muhafaza ederek o şekilde o yolda yürütmek lazım. Ama tabii insan şimdi buluğ çağına kadar çocuğa herhangi bir sorumluluk vermezse, o şuuru vermezse, onun mükellef olacağını, Allah tarafından sorumlu olacağını bunları öğretmeyip de çocuk işte geldi 12-13 yaşında o işte Ahmet, Mehmet bende bak hiçbir sorumluluk yokmuş. Öyle de değil. Niye? Çünkü sen çocuğuna o sorumluluğu göstermedin ki, öğretmedin ki. Allah onu da sana o zaman soracak. Kulum, bu yavru 13-14 yaşında, 15 yaşında benim muhatabım olacaktı. Sen niye bunu bu şekilde ne yapmadın, hazırlamadın? Hani tabiri caizse bir başka belediye başkanına görüşmeye gidiyorsun. Özel kalem ne yapıyor seni? Tık o karşılıyor. Yani oraya kadar gidebilirsen. Ondan sonra başkanın yanına gidiyorsun. Ama siz özel kalemi geçip bir anda başkana gittiğiniz zaman başkan özel kaleme nedir? Sen ne yapıyorsun burada? Yani sen niye bu adamın bu şekilde girdi diye sitem edebilir. Şimdi Hazreti Allah'ın da huzuruna tabiri caizse bir kul hazırlıksız olarak bir anda buluğ çağı bütün sorumluluklarla beraber Mevla'nın huzuruna çıktığı zaman Allah da o anne babaya ne yapar? Kulum sen ne yaptın bunu şimdi diye. Evet. Mevla da onu illa sorar yani. Akıl bali ve mükellefiyet meselesi gerçekten de önemli ve başlı başına bir konu. Çocuklar artık kendi amel defterleri açılıyor ve Allah artık o yavruyu, o çocuğu mükellef olarak, muhatap olarak kabul ediyor. Yaptığı iyilikler, yaptığı kötülükler kendi amel defterine işleniyor. Tabii şunu da unutmamak lazım, öyle değil mi? Yani buluğ çağına kadar çocuğumuzu yetiştirmek, eğitmek, artık buluğ çağından sonra da onun kendi bir sevap defteri, günah defteri açılmıştır. Günahı, sevabı öğretilmiş bir çocuğun yaptığı sevaptan yana vesile olunduysa, sebep olunduysa anneye babaya onu öyle yetiştirdiği için sevap, men delle ala hayrin fe huve kefaini, kim hayra delalet ederse onu işleyen gibidir. İslam'da hangi kimse ki iyi bir çığır açarsa o açtığı çığırın, yolun peşinden gidenlerin sevabı ona da yazılır. Kötü çığır açanların da yapmış olduğu çığır sebebiyle ona da günah yazılır. Ancak evlat, tabi kişiler artık benlikleri ayrı olduğu için defterleri de ayrıdır. Ama bu hak hukuk noktasında İslami haklar, anne baba hakkı, evlat hakkının devam etmesi, işte komşuluk hakları nasıl ki devam edip insanlar arasındaki bu iletişim devam ettiği gibi, akıl bali olduktan sonra Avrupa'daki gibi herkes kendi hayatını yaşar, özgür, kimse kimseye karışmaz anlamında değil bu. Yani onun bir sorumluluk, sorumluluk sahibi olma yaşıdır akıl bali olma. Allah'a karşı da yapmış oldukları davranışların, hareketlerin, inançların hesabını vermeyi başlangıcı olan bir çağ, başlangıcı devresidir. O anlamda, yoksa anne 70 yaşında, 80 yaşında da olsa gene evladı üzerinde bir hakkı vardır. O evladın da anne babadan bir beklentisi, o hakkı vardır. Onları, o da akıl bali olmakta ortadan kalkmaz. Evet.
Onu da bilelim. Evet, değerli izleyicilerimiz, gerçekten de dostanede dostça sohbet dolu dolu devam etti. Hocalarımıza vermiş oldukları güzel bilgilerden dolayı teşekkür ediyorum. Bizleri mesajlarıyla, sorularıyla takip eden, izleyen izleyicilerimize de teşekkür ediyorum. Önümüzdeki hafta inşallah aynı gün ve aynı saatte tekrar buluşmak ümidiyle sizleri Rahman ve Rahim olan Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bizi izlemeye devam edin. Hayırlı.